Herkese merhabalar. Havaların soğumasıyla ne zaman öksürsek veya ne zaman bir gribel enfeksiyon yaşıyor olsak başvurduğumuz bir baharat var. O da zencefil. Peki zencefilin tazesi mi, kurusu mu, tozu mu? Hangisi daha etkili? Bu konuda bugün sizlere bilgi vereceğim. Daha önce bir videomda tarçın hakkında bilgiler vermiştim. Şimdi yine bağışıklık sistemiyle, havaların soğumasıyla akıllara gelen diğer bir baharat olan zencefilden bahsedeceğim. Zencefilde 115'ten fazla etken madde bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi gingerol bileşikleri dediğimiz bileşiklerdir. Bu taze zencefillerde kurulara nazaran daha yüksektir. Kuru zencefilde gingerol bileşikleri daha düşüktür. Ancak yine gingerol ürünlerinden olan shogaol bileşiklerinden o madde ise kuru zencefillerde tazelere göre daha fazladır. Yani bu gördüğünüz taze zencefilde gingerollar yüksek, kuruda da shogaol bileşikleri daha yüksektir. Her ikisinin de sağlık üzerine oldukça etkileri var. O yüzden hem tazesini hem kurusunu kullanabiliriz. Zaten tozu söylemeye gerek yok. Toz bunlardan elde edildiği için her iki maddeyi de içermektedir. Zencefilde etken maddelerde miktarsal farklar olabilir. Bunda orijin ülkesi, yani menşeinin neresi olduğu, hangi işlemlerden geçtiği, taze mi, bayat mı olduğu gibi faktörler buna etki etmektedir. En yoğun gingerol bileşikleri her ne kadar kökenini genetik olarak tespit edemesek de Jamaika taze zencefilleridir. Ben bugün burada gördüğünüz zencefiller arasında Jamaika zencefili yok. Onu bulamadım. Ancak siz Jamaika zencefili bulursanız o çok daha makbuldür. Biraz fark olarak daha koyu renklerdedir. Böyle mor pembe arası renkler hakimdir Jamaika zencefillerinde. Bulabilirseniz öncelikle onu alabiliriz. Peki kalite olarak diğer zencefillere bakacak olursak bunu Brezilya, Peru ve Çin takip eder. Bu gördüğünüz bir Brezilya menşeli bir taze zencefil. Bu ise Çin menşeli. Arada ciddi bir fark var. Daha tombul, daha böyle pürüzsüz bir yapısı var. Daha farklı bir yapısı var. Bu biraz daha koyu bileşenler içeriyor. Kalite olarak ama Brezilya zencefili daha makbul olduğunu söyleyebilirim. Zencefilde diğer meyve sebzelerde olduğu gibi aslında en temel sıkıntı sağlığa olan faydalarının yanında ilaç kalıntıları, yani pestisit içeriyor mu içermiyor mu? Buna yönelik kabuklu da olduğu için bu zencefillerimizi, taze zencefil almışsak, daha önce meyve sebze dezenfeksiyonu videomda anlattığım şekilde 1 litre suya 1 çorba kaşığı karbonat hazırlayıp onun içerisinde taze zencefillerimizi 10 dakika bekletebilir. Ardından durulayıp kurulayarak muhafaza edeceksek saklayabilir veya işleme alabiliriz. Genellikle zencefilde günlük kullanım dozu 250 mg ile 4.8 grama kadar çıkabilir. Burada sizin yaşınız ve yaşam tarzınız etkilidir. Gençlerde ve çocuklarda bu oran çok daha düşüktür. Buna dikkat etmekte fayda var. Peki nasıl saklayacağız zencefili? Zencefili saklarken bir kere dış kabuğunu kesinlikle soymayacağız. Soymadan saklayacağız. Ve bir kap içerisinde havası alınarak veya bir buzdolabı poşetinin içerisine bu şekilde, mümkünse de havasını alacak şekilde, bu şekilde artı 4 derecede 1 ay, eksi 18 derecede 3 ile 6 ay arasında saklayabiliriz. Parçalar halinde bölerek dondurmakta fayda var. Çünkü donmuş bir zencefili daha sonra işlemek daha zor oluyor. Bu şekilde muhafaza edebilirsiniz. Zencefil kuruysa, peki kuru ve toz ise nasıl saklayacağız? Burada da daha önce de bahsettiğim gibi baharatların düşmanı rutubettir. Rutubet almayacak şekilde kapalı kaplarda, serin ve karanlık ortamlarda saklayabiliriz. Peki zencefil alacağız. Taze zencefil. Bu Brezilya olabilir, Çin olabilir. Burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Alım yaparken ne gibi kriterlere göre seçim yapmamız gerekiyor? Biraz ondan bahsedeyim. Bir kere zencefil, taze zencefil alırken şöyle bir altına üstüne baktığımızda pürüzsüz, lekesiz ve küfsüz olması gerekiyor. Yani küf özellikle şu uç kısımlarında çok olur, bembeyaz olur. Onların olmadığı zencefiller ilk tercihimiz olacak. Çok kirli zencefiller seçmemekte fayda var. Güneşe, suya, yağmura ve yüksek sıcağa maruz kalmamış olması gerekiyor. Genelde taze zencefili market veya pazarlardan alırken çok güneş altında beklemeyen veya çok ıslanmamış zencefili almak gerekir. Tabii ıslak bir zencefil satın alırken de satıcı onu ıslattığı için daha ağır çekecek. Çünkü kilogramı çok yüksek fiyatlara satılıyor. Olabildiğince kuru zencefil almak bizim açımızdan çok daha avantajlı olur. Ve şöyle bir kestiğimizde bakınız içerisi sarımsı beyaz gibi olacak. Bir de Brezilya'ya bakalım. Brezilya zencefili bakınız bu Çin, bu Brezilya daha koyu sarı. Yani kalite burada ortaya çıkıyor zaten. Daha koyu olan zencefil çok daha makbuldür. Her ikisi de çok güzel kokuyor. Zencefili has bir kokusu var. Küf kokusu olmayacak. Keskin limon gibi bir tadı olacak. Tattığınızda öyle bir tat olması gerekiyor. Acı tadı olmaması gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi yumruların iç kısımlarında sarımsı, beyazımsı görünüm olacak. Sanırım net görünüyordur. Çin daha açık sarı, Brezilya daha koyu sarı. Bu şekilde seçim kriterimize dikkat edebiliriz. Bir kere yumrular şöyle bastırdığınızda yumuşak olmayacak. Oldukça sert olanlar her zaman daha makbuldür. Şu kısımlar özellikle. Belki ana gövde biraz daha sert, anlamak zor olabilir ama şu kısımları böyle bir parmağınızla sarstığınızda olabildiği kadar sert olması gerekiyor. Yumuşamamış olması gerekiyor. Zencefilin etrafında yeşillenme olmaması da önemli bir kriter. Şöyle baktığımızda yeşil bir yapı olmayacak. Bu da bozulmanın bir çeşididir. Olgunlaşmadığını gösterir. Olabildiğince de ağır olmalı. Yani taze zencefili aldığınızda ne kadar ağırsa o kadar makbuldür bu zencefil. Uzun olanları tercih etmek gerekiyor. Örneğin en az 5 santimden fazla uzun olacak ve 10 santim ve üzeri zencefiller, örneğin bu Çin zencefili 15 santim, bu ise yaklaşık 12-13 santim uzunluğunda. Buna dikkat edebiliriz. Olabildiği kadar uzun almak gerekiyor. Çünkü uzun olanlar daha bir olgun ve lifli yapıda olmaktadır. Pörsüme olmayacak. Ya zaten bakınız böyle pürüzsüz, hiçbir pörsüme yok. O bir bayatlık göstergesidir pörsümüş olanlar. Ve tombul olan yapısı, gövde yapılarında tombul yapılar onun da daha makbul bir zencefil olduğunu bize göstermektedir. Peki zencefilin sağlık üzerine faydalarına değinecek olursak, burada görmüş olduğunuz resimdeki gibi zencefilin ne gibi faydaları var sayalım. Ateş, romatoid artrit, diyabet, mide hastalıkları, boğaz ağrısı, diş iltihabı, inme, hipertansiyon, kabızlık, demans gibi rahatsızlıklarda, LDL dediğimiz kötü kolesterolün iyileştirilmesinde, solunum rahatsızlıklarında, bakın bu çok önemli, solunum rahatsızlıklarında sıklıkla tercih edebileceğimiz doğal bir maddedir, doğal bir baharattır zencefil. Özellikle öksürükle bağlantısı da olduğu için çok önemlidir. Bulaşıcı hastalıklar ve öksürük gibi rahatsızlıklarımızda sıklıkla kullanabileceğimiz bir baharattır. Burada zencefilde ayrıca iltihaplı bağırsak sendromundan bazı kanserlere karşı sitotoksik aktivite göstermesi gibi faydalarıyla zencefilde ölçüyü aşmamak kaydıyla, aşırı da olmamak kaydıyla hayatımızdan eksik etmekte fayda var. Son olarak da toz zencefillerde bakınız aldığınızda topak topak yapılar olmaması gerekiyor. Bunda da küf kokusu olmayacak. Çünkü küf kokusu onun bozulduğuna işarettir. Temel bir göstergedir. Aynı taze zencefildeki gibi toz zencefilde de küf kokusu olmayacak. Bitki çayı yapıyorsak, eğer elimizde kuru zencefil varsa bunları tarçında bahsettiğim gibi 3-4 dakika bir suda kaynatmak gerekiyor. O şekilde bitki çayımıza ilave edebiliriz. Bu ayrıntılara dikkat etmemiz koşuluyla zencefili hayatımızda kullanabiliriz. Teşekkür ederim.